Evet, merhaba arkadaşlar. 20'li AYT deneme 10, soru 1. A ve B ardışık tam sayılar olmak üzere. Bakın böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadenin değeri sorulmuş. Bakın içler dışlar çarpımı yaparsak 3a kare b eksi b eksi 19 a ile çarptığımızda 3ab kare eksi a gelecek. Bakın bunları bir tarafa topladığımızda 3a kare b eksi 3ab kare artı a eksi b eksi 19 eşittir 0 olacak. Bunu da 3ab parantezine aldığımızda a eksi b artı a eksi b eksi 19 eşittir 0 gelecek arkadaşlar. Bakın şurayı da a eksi b parantezine aldığımızda 3ab artı 1. Bunu da bu tarafa attığımızda 19 gelecek. Bakın bunlar tam sayı olduğuna göre çarpımları 19 yapan tam sayılar burası 1, burası 19 olacak. A ve B ardışık tam sayılar demiş arkadaşlar. Tabii A B'den büyükse bu fark eksi 1 olur. Buraya eksi 1 aldığınızda burası eksi 19 olur. Eksi 19'dan A çarpı B'nin eksi 20 bölü 3 olması gerekir. O da iki tam sayının çarpımı eksi 20 bölü 3 olamayacağı için A eksi B'yi 1 alırız. Buradan da 3AB artı 1'in 19 olması için A çarpı B'nin 6 olması gerektiğini görürüz. Ve A eksi B de 1'di. Bakın çarpımları 6, farkları 1 olan ardışık iki sayı A 3, B de 2 olur arkadaşlar. Yerine koyduğumuzda 3'ün karesi 9, 3 çarpı 2 6, 2'nin karesi 4. Topladığımızda sonuç 19, yani Ceyhan gelir. Evet, soru 2 bir köklü işlem sorusu arkadaşlar. 2 bölü kök içinde 4 artı kök 15 artı kök 6 işleminin sonucu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tabii şurada ufak bir oynama yapacağız. Bakın bunun içini 2 ile çarptığımızda 8 artı 2 kök 15 bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu da bakın kök 15 5 çarpı 3'tür. 5 ile 3'ün toplamı 8 olduğu için bakın bu dışarıya kök 5 artı kök 3 olarak gelecek. 2 de kök 2 kalacak arkadaşlar. Buradan kök 2 yukarıya geçecek. 2 kök 2 bölü kök 5 artı kök 3. Bunu da bakın kök 5 eksi kök 3 ile çarptığımızda 2 kök 2 çarpı kök 5 eksi kök 3 bölü aşağıda 2 olacak arkadaşlar. Bu ikiler sadeleşecek. Kök 2 ile kök 5'i çarptığımızda kök 10, kök 2 ile kök 3'ü çarptığımızda kök 6 olacak. Ve bir de bakın burada artı kök 6 vardı. Bunlar da birbirini götüreceği için doğru cevap kök 10, yani Adana gelecek. Evet, 8. Bir dondurmacıda 4 farklı çeşit dondurma varmış. Bu dondurmacıdan 5 top dondurma almak isteyen birisi kaç farklı seçim yapabilirmiş arkadaşlar? Şimdi 4 farklı çeşit dondurma, 5 top dondurma almak istiyoruz arkadaşlar. Yani işte bu farklı dondurmalarımız X, Y, Z, T olsun. İşte bundan bir tane, bundan iki tane, bundan bir tane, bundan bir tane alacak şekilde düşüneceğiz. Ya da işte bundan hiç almayacağız, bundan üç, bundan iki, bundan bir alacağız. Yani bunların toplamı arkadaşlar ne olacak? 5 olacak. Yani bu soru aslında bir tekrarlı kombinasyon sorusu. 4 farklı durum var arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? 5 artı 4 eksi 1, 4 eksi 1'in kombinasyonu gelecek. Yani bu da 8'in üçlü kombinasyonu yapacak. O da 8, 7, 6, 3, 2, 1'den doğru cevap 56, yani Ceyhan gelecek. Soru 4. Bir bölünebilme sorusu. 2'den 98'e kadar çift sayıların yan yana yazılmasıyla oluşan bu sayının 36 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Bakın 36
4 ile 9 çarpımından oluşur. Yani şimdi biz bu sayıya komple A dersek, ilk önce A sayısının 4 ile bölümünden kalana bakacağız. 4 ile bölümünden kalan son iki basamağıydı arkadaşlar. 98'i 4'e böldüğümüzde ne kalır arkadaşlar? Bakın 24, 2 kalır. Demek ki bu A sayısı arkadaşlar 4 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir sayı. Yani 4x artı 2 diyeceğiz. Şimdi 9 ile bölümünden kalana bakacağız. 9 ile bölümünden kalanı bulmak için de ne yapacağız? Burada arkadaşlar rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana bakacağız arkadaşlar. Rakamları topladığımızda bakın 12, 14, şimdi 2, 4, 6, 8. Şimdi burada 2, 4, 6, 8'i topladığımızda bakın 14, 18, buradan ne gelecek? 20 gelecek. Şimdi 10, 12, 14, 16, 18'e de topladığınızda arkadaşlar bakın burada bir 20 daha gelecek. 1, 9'a kadar 9 çarpı 20 artı 20, buradan 200 gelecek arkadaşlar. Sonra bakın buradan 1'lerden kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 çarpı 1. 5 tane 1. 2'lerden şu 20, 22, 24, 26, 28 dediğimizde 2'lerden kaç tane olacak arkadaşlar? Ondan da 5 tane olacak. 3'lerden de 5 tane olacak. 9'lardan da 5 tane olacak. Bu da arkadaşlar ne gelecek? 9 çarpı 10 bölü 2'den 25, 225 gelecek arkadaşlar. Yani bunun rakamları toplamı da ne gelecek? 425. Bu 425'i 9'a böldüğümüzde bu da 2 kalanını verecek arkadaşlar. O yüzden A sayısının 2 ile bölümünden kalan da 9 ile bölümünden kalan da 2 olacak. Yani bu sayı bu şekilde ifade edebilecek arkadaşlar. Şimdi eksi 2'yi bu, 2'yi bu tarafa attığınızda A eksi 2 4x eşittir 9 ya. Yani A eksi 2 hem 4'ün hem 9'un katı arkadaşlar. O yüzden A eksi 2 36'nın da katı bir sayı olmuş olur. 4 ile 9'un okekinden. Bu 2'yi tekrar öbür tarafa attığımızda A eşittir 36Z artı 2'den, yani 36 ile bölümünden kalan 2 olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevap A'da. Evet, soru 8. PQR önermelerinden en az bir tanesinin yanlış olduğu bilindiğine göre bileşik önermesinin doğru olma olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın bunu en güzel şöyle bir tablo yapacağız arkadaşlar. Şimdi 3 tane önermenin 8 tane doğruluk değeri olacak. 5, 6, 7. Şimdi şurası bakın P, Q, R önermeler olsun. Burası P ise Q. Burası Q ve R. Burası da arkadaşlar şunun tamamı. Şimdi bakın 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 6, bir de arkadaşlar 1, 1, 0 olacak. Bir de 0, 0, 0 ihtimali vardı ama en az bir tanesinin yanlış olduğu bilindiğine göre diyor arkadaşlar. O zaman şu ihtimali almayacağız. Arkadaşlar yani üçünün de 1, 1, 1 olma ihtimali olmayacak. Şimdi buradan P ise Q, bakın P ise Q ne oluyordu arkadaşlar? Sadece P 1, Q 0 iken yanlış oluyordu. Yani onun dışında P1, Q0 durumu. Bakın P1, Q0 durumu burada
Sadece buralar sıfır olacak. Diğer durumlarda ne olacak arkadaşlar? Burası 1-1 olacak. Q ve R, V'de arkadaşlar sadece ikisi de 1-1 iken 1 oluyordu. O yüzden sadece şurası 1 olacak. Diğer taraf, bunlar ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Veya da, ve bu ikisini birleştirdiğimizde veya da ne oluyordu arkadaşlar? Veya da bir tanesi 1 ise mutlaka 1 oluyordu. Yani burası 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 oluyor. Şimdi baktığınız üzere arkadaşlar 3, 6, 7 tane durum var. Toplam durum. Bunun doğru olma olasılığı bakın 1, 2, 3, 4, 5 durum geliyor. Yani cevap 5/7 Edirne gelir. Evet, soru 6. 1'i 3, diğeri 5 saatte yanan iki lamba ilk kez pazar günü saat 10'da birlikte yanmıştır diyor. Buna göre 42. kez hangi gün saat kaçta yanarlar diyor. Şimdi 1'i 3, 1'i 5 ise ikisi birlikte bunların ok 2 kadar geçen bir sürede yanarlar. Bunların ok 2'de arkadaşlar ne olur? 15 olur. Yani 15 saatte 1 yanarlar arkadaşlar. Şimdi ilk kez yandılar. 42. kez yanmaları için 42-1'den 41 kere geçiş olması lazım. Bu da 41 çarpı 15'ten 615 saat geçmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi biz bu 615'i 24'e böldüğümüzde bakın ne gelecek? 135, 5 kere var, 120. 25 gün 15 saat geçmesi gerekecek arkadaşlar. Şimdi 25 gün, biliyoruz ki bir haftada 7 gün var. Şimdi 25'i de 7'ye böldüğümüzde bakın buradan 4 gün. Yani biz pazar gününden 4 gün sayarsak hangi günü buluruz? Perşembe gününü buluruz. Pazar gününden 4 gün saydık. Perşembe saat 10'u bulduk. Ama bir de burada bakın neyimiz vardı? Artı 15 saatimiz vardı. Şimdi buraya 15 saat eklediğiniz zaman arkadaşlar bakın zaten saat 10'dan 14 saat sonra diğer güne geçmiş olacak. Yani saat 24'te. O yüzden Cuma'ya atlayacak. 15 saatti. 15 eklediğiniz zaman 25. Bu 25'te gece saat 1'e karşılık gelecek arkadaşlar. Yani doğru cevap Cuma saat 1 olacak. Evet. Soru 7. AN ve BN dizileri verilmiş arkadaşlar. Buna göre bu eşitliği sağlayan n sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın AN dizisi 1'den 2n-1'e kadar olan ardışık sayıların, ardışık tek sayıların toplamı. Bunun formülü vardı arkadaşlar. AN n kareye eşittir arkadaşlar. BN de ardışık çift sayıların toplamı. Bu da n çarpı n artı 1'di arkadaşlar. Şimdi AN artı 1 diyor. AN artı 1 n yerine n artı 1 yazdığımızda burası n artı 1'in karesi olur arkadaşlar. B-1'de de n yerine n-1 yazdığımızda n-1 çarpı n gelir. Bu da 43'e eşitmiş. Bakın işlemi yaptığımızda n kare artı 2n artı 1. Bunu dağıttığımızda eksi n kare artı n olacak. Buradan n kareler gidecek. 3n eşittir 42'den n eşittir 14, yani Bursa gelecek. Evet, soru 8. log 3, log x'in küp parantez kübü artı log x küp artı 4 denkleminin reel kökleri toplamı sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada log x seriz a dersek bu denklem a küp artı, bakın bu 3 de başa çarpı olarak gelir. 3a artı 4 eşittir 0 oluyor arkadaşlar. Bakın buradan denediğiniz zaman burada a'nın eksi 1 olduğunu görüyoruz. Yani bunun köklerinden bir tanesi arkadaşlar eksi 1 oluyor. Şimdi eksi 1 olduğuna göre bu ifade a artı 1'e tam bölünür demektir. Şimdi bakın biz a küp artı 3a artı 4'ü a artı 1'e bölersek
Burası akare. A küp a kare. Çıkarttık. Eksi a kare artı 3a artı 4. Buradan eksi a gelecek. Buradan da 4a artı 4'ten burası artı 4 gelecek arkadaşlar. Yani bu ifade aslında a artı 1 çarpı a kare eksi a artı 4 eşittir 0 gelecek. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edersek bakın bunun deltası 0'dan küçük olduğu için deltayı bulursunuz b kare eksi 4 harcadan yani a'ya bağlı ikinci derecede bir denklem. Bunun deltası 0'dan küçük o yüzden buradan kök gelmeyecek. Demek ki bu denklemin tek kökü a'nın eksi 1 olma durumuymuş arkadaşlar. A eksi 1 ise log x eşittir eksi 1'den x eşittir. Bunun tabanı 10'du. 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10 Edirne gelecek. Evet soru 9. Yine bir logaritma sorusu arkadaşlar. 7 artı 4 kök 3 üzeri log 7 eksi 4 kök 3 tabanında 2. B'de 7 eksi 4 kök 3 üzeri log 7 artı 4 kök 3 tabanında 2 demiş arkadaşlar. Burada şunu görmemiz gerekecek arkadaşlar. Bakın 7 artı 4 kök 3 ile 7 eksi 4 kök 3'ü çarptığımızda bakın 2 kare farkı 49 eksi 48'den 1 gelecek. Yani burada daha kolaylaştırmak için bakın buraya x dersek burası 1 bölü x olacak. O zaman a sayısı x üzeri log 1 bölü x tabanında 2. B sayısı 1 bölü x üzeri logaritma x tabanında 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu düzenlersek bakın burası x üzeri eksi 1. Bu eksi 1 başa gelecek. Hatta bunları yer değiştirdiğimizde 2 üzeri log x üzeri eksi 1 tabanında x. B'de x üzeri eksi 1 log x tabanında 2 gelecek. Buradan arkadaşlar bu eksi 1 başa geleceği için log x tabanında x de 1'dir. Yani burası eksi 1 gelir. Burada da eksi 1'i buraya verdiğimizde arkadaşlar bu 1 bölü 2 bunlar birbirini götürecek. B'de 1 bölü 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Yani A ile B birbirine eşit olacak aslında. Buradan da 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den buradan işlemi yaptığımızda 1 eksi 1 bölü 4'ten cevap 3 bölü 4 yani Bursa gelecek. Evet soru 10. Bir polinom sorusu. Px ikinci dereceden bir polinom olmak üzere her x reel sayısı için Px 2'den küçük eşitmiş. P5 2, P4 de 0'mış arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünürsek bakın bunun baş kat sayısını A diyelim. Köklerinden biri dikkat edin 4 olduğu için burası x eksi 4. Diğer köküne de B dersek o da ikinci derece olduğu için bunu Px'i bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bakın P5 2 demiş arkadaşlar. X yerine 5 koyduğumuzda 2 eşittir. A çarpı 1 çarpı 5 eksi B olacak arkadaşlar. Yani buradan 5A eksi A çarpı B'nin de 2 olduğunu göreceğiz. Tabii biz bunu açtığımızda arkadaşlar bakın Px'i bu da A x kare eksi 4x eksi x B artı 4b gelecek. Yani px eşittir ax kare eksi x parantezinde 4a artı ab artı 4ab gelecek arkadaşlar. Şimdi bu da 2'den daima küçük eşitmiş. Bunu bu tarafa attığınızda ax kare eksi x 4a artı ab artı 4ab eksi 2 küçük eşittir 0. Bu her x reel sayısı için sağlandığına göre arkadaşlar bunun deltası
sıfırdan küçük olmak zorunda. Tabii biz burada bakın şurada AB'yi çekip yerine yazdığımızda AB'nin yerine 5A-2 yazarsak burası AX kare eksi 5A-2. Bunu da arkadaşlar 5A-2 ile çarparsak 20A-10 gelir. Küçük eşittir 0. Bunun deltası arkadaşlar ne olacak? 9A-2'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı 20A-10. Bu da küçüktür. Küçük eşittir 0 olacak. Bunu da bakın açtığımızda 81A kare 80A kareden A kare gelecek. Eksi 10 eksi 36A buradan artı 40A'dan artı 4A artı 4 küçük eşittir 0 gelecek. Bakın bu da A artı 2'nin karesi küçük eşittir 0 diyor arkadaşlar. Bunun bir kare ifade 0'dan küçük olamaz ancak eşit olabilir. O yüzden burada A'nın tek bir değeri vardır. Yani A buradan eksi 2 gelir arkadaşlar. Demek ki Px eksi 2 çarpı x eksi 4. Bakın a'yı eksi 2 bulmuştuk. Burada yerine yazdığımızda eksi 10 artı 2b eşittir 2'den. B de buradan 6 gelir arkadaşlar. Px polinomu da oluşturmuş oluruz. P1'i sormuştu bize. P1 de buradan eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5'ten eksi 30 yani Ceyhan gelir. Evet, soru 11. Px ve Qx birer polinom olmak üzere demiş. Qx P2x eksi 2018 eksi Px olarak verilmiş. Qx'in baş katsayısı 155 olan 5. dereceden bir polinom ise Px'in baş katsayısı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi tabi burada arkadaşlar Qx 5. dereceden bir polinomsa Px'in de 5. dereceden bir polinom olması gerekiyor. O yüzden biz Px'i a çarpı x üzeri 5 gibi düşünürsek bakın bu a çarpı 2x eksi 2018'in 5. kuvveti eksi a çarpı x üzeri 5 gelir. Bakın bunu açtığınızda burada en büyük birinci derece 2x 5. kuvvetini aldığınız zaman 32x üzeri 5'li bir terim gelir. Bunu a ile çarptığımızda 32ax üzeri 5 gelir. Burada da eksi ax üzeri 5 geleceği için arkadaşlar bunu çıkardığınızda 31ax üzeri 5'li bir terim gelir. Bu da arkadaşlar bakın Qx'in baş katsayısının 155 olabilmesi için demek ki burada 31a'nın 155 olması gerekir. Demek ki a buradan 5 çıkar arkadaşlar. O da Px'in baş katsayısıdır. Yani doğru cevap Adana gelir. Evet, soru 12. Mutlak değer x eksi 7 bölü 2 artı mutlak değer 2y artı 1 bölü 3 eşittir 4 bağıntısını belirttiği kapalı bölgenin alanı demiş arkadaşlar. Tabi bunu x'in ve y'nin işaret değiştirdiği yerlerde 1. 2. 3. 4. bölgede çizip gösterebiliriz. Ama onun yerine arkadaşlar bakın burada eksenleri öteleyerek yani şöyle mesela x'in yerine x üssü artı 7 y'nin yerine de y üssü eksi 1 bölü 2 şeklinde. Buradaki 7 ve eksi 1 bölü 2 sayılarını arkadaşlar şurayı 0 yapan değerler şeklinde düşündük. O zaman bakın bu ifade ne olur? Mutlak değer x üssü bölü 2 artı mutlak değer y üssü bölü 3 şeklinde. İki tane mutlak değer y üssü bölü 3 eşittir 4 olacak arkadaşlar. Bu da bakın faydayı düzenlersek 3 tane mutlak değer x artı 4 tane mutlak değer y eşittir 24 gelir. Yani biz bunu sanki x üssü y üssü koordinatlarında çiziyormuşuz gibi düşünürsek bakın bu da buraya 0 verdiğinizde arkadaşlar mutlak değer y üssü 6 olur. Bu da
Eksi 6 ve 6'dan geçer. Y üssüne 0 verdiğimizde mutlak değer x üssü 8'den. Bu da arkadaşlar x'i 8 ve eksi 8'de kesip şöyle bir kapalı bölge oluşur arkadaşlar. Bu bölgenin alanını istiyor. Bakın bu da köşegenleri dik olan bir dörtgen. Köşegenleri 12 ve 16 olduğu için 12 çarpı 16 bölü 2'den doğru cevap 96, yani Edirne gelir. Evet, soru 13. Arkadaşlar, f birebir ve ortam bir fonksiyon olmak üzere f 1 eksi x ve x fonksiyonların eğileri birbirlerine bir noktada teğettir demiş. Gx'i vermiş. Buna göre gm değeri sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın, x eşittir a noktasında teğet olduğunu düşünürsek ne olacak arkadaşlar? Bir kere a'daki değerler birbirine eşit olacak. Yani f 1 eksi a eşittir f ga olacak arkadaşlar. F birebir olduğuna göre arkadaşlar buradan GA'nın, yani birebir demek arkadaşlar görüntüleri aynı olanlar birbirine eşit olan elemanlardır. Burada görüntüleri aynı olan iki tane F elemanı var. Demek içlerinin aynı olması gerekecek. Yani GA buradan 1 eksi A'ya eşit olacak arkadaşlar. Tabi eğriler birbirine teğet olduğuna göre o noktadaki teğet doğruları da aynı. Yani teğet doğruları aynıysa bu teğetlerin eğimleri dolayısıyla o noktadaki türevleri de aynı. Bakın bunun türevi f türev 1 eksi x çarpı içinin türevinden eksi 1 gelecek. Başa eksi gelecek. Fok'un türevi f türev gx çarpı g türev x olacak. Bunun a noktadaki türevleri de eşit olacağı için eksi f türev 1 eksi a eşittir f türev GA çarpı G türev A olacak arkadaşlar. Şimdi bakın GA'yı ne demiştik? 1 eksi A demiştik. O zaman buradan ne bulacağız? Eksi F türev 1 eksi A. GA'nın yerine 1 eksi A koyarsak çarpı GA. Ve bakın buradan bunlar birbirini götüreceği için G'nin türevi A eşittir eksi 1 gelecek arkadaşlar. Şimdi buradan g'nin türevini alırsak 2x eksi 7 gelecek. A koyduğumuzda 2a eksi 7 eşittir eksi 1'den. Buradan a'nın 3 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi a 3'tü. Ve bakın burada şuraya dönersek tekrar a'yı yerine yazdığımızda g 3 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 gelecek. Şimdi bunu da burada m'yi bulmak için kullanacağız. 3 koyduğumuzda 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı m eşittir eksi 2'den. 9 eksi 21 eksi 12, bu tarafa attık. M de buradan arkadaşlar ne çıkacak? 10 çıkacak. Ve bize de sorduğu g 10 değeri arkadaşlar. G 10'da bakın x yerine 10 yazacağız. 10'un karesi eksi 7 çarpı 10. M'yi de 10 bulmuştuk. 30. Cevap buradan 40. Yani Denizli gelecek. Evet. Soru 14. İkinci dereceden bir fonksiyon tanımlanmış. Bunun alabileceği en büyük değer ve en küçük değerleri sormuş. Bunların arasındaki farkı istemiş arkadaşlar. Şimdi tabi normalde bu ikinci derece fonksiyon bir parabol. Parabol bakın burada başka sayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğrudur. O yüzden tepe noktasının ordinatı maksimum değerini verir arkadaşlar bize. Tepe noktası da hemen r'sini bulursak eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 1'den r'si buradan 3 gelir. R yerine yazdığımızda yani f 3 değeri arkadaşlar eksi 9, 18 artı m eksi 7'den 2 artı m gelir arkadaşlar. Bir de tabi arkadaşlar bakın sınırlı aralıkta tanımlandığı için bu sınır değerlerindeki değerleri de bulmamız gerekecek arkadaşlar. Mesela f0'ı koyduğumuz zaman m eksi 7 yapacak.
F10'u yazarsak arkadaşlar, bu da M-47 gelecek. Şimdi tabi burası arkadaşlar bakın maksimum değerdi. Yani A değeri M+2. Buradaki minimum da arkadaşlar bu iki değerden en küçük olanı. Bu iki değerden en küçük olanı M-47 olduğu için M'nin yerine de M-47 yazarsak başında eksi var. Burada M'ler götürecek. Eksi eksi artı 47 artı 42'den cevap 49 Edirne gelecek. Evet. Soru 15. X kare eksi 5x artı 3 denkleminin kökleri verilmiş. R ve S demiş. Buna göre R kare eksi 12 bölü R kare eksi 6 R eksi S eksi 12 bölü 2 S kare eksi 9 S artı R ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın R'yi ve S'yi denklemde ayrı ayrı yerine koyarsak R kare eksi 5 R artı 3 sıfırdan R kare eksi 5 R eksi 3 ya da S kare eksi 5 S bu da eksi 3 olur. Kökler toplamını kullanırsak R artı S eksi B bölü A'da 5 gelir arkadaşlar. Şimdi burada bu düzenleme yapacağız. Bakın 12 bölü şunu R kare eksi 5 R eksi R artı S şeklinde düzenleyebileceğiz arkadaşlar. Eksi 12 bölü bakın bunu da iki parantezine alsak S kare eksi 5 S bakın buradan eksi 10 S gelecek. Eksi 9 S için bir artı S ekleyeceğim. Ve istenilenleri yerine koyarsam R kare eksi 5 R eksi 3'tü. R artı S 5'ti arkadaşlar. Yine 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 artı 5. Buradan eksi 12 bölü eksi 8 eksi 3 bölü 2. 12 bölü eksi 1 artı 12 olacak. Bu da arkadaşlar işlemi yaptığımızda 21 bölü 2 yani Bursa gelecek. Soru 16. 64 eksi 2x kare bölü kök x çarpı 36 eksi 6x eşitsini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Bir kere burada bakın köklü ifade olduğu için x kesinlikle sıfırdan büyük olmalı arkadaşlar. Yoksa kökün içi tanımlı olmaz. Şimdi burada iki şekilde hareket edeceğiz arkadaşlar. Bakın birincisi 36 eksi 6x eğer sıfırdan büyük ise arkadaşlar yani burası pozitifse bu zaten pozitif arkadaşlar o zaman bunun negatif olması gerekecek. Yani 64 eksi 2x karenin sıfırdan küçük olması gerekecek. 36 eksi 6x'in sıfırdan küçük olması için bakın arkadaşlar x'in kuvveti eğer 2'den büyük olursa negatif olur. O yüzden x buradan 2'den küçük olmalı. Şimdi burayı incelersek 32 küçüktür x kareden. Buradan x 4 kök 2'den büyük veya x eksi 4 kök 2'den küçük olmalı arkadaşlar. X 2'den küçük, x eksi 4 kök 2'den küçük. Bunların ortak kesişimi x'in eksi 4 kök 2'den küçük olması gerektiğidir. Ama x'in sıfırdan büyük olması gerekeceği için arkadaşlar buradan çözüm yoktur. Şimdi öbür tarafta incelersek yani 36 eksi 6x'in sıfırdan küçük olması gerektiğini incelersek bu sefer 64 eksi 2x kare sıfırdan büyük eşit olacak. Burada x'in 2'den büyük olması gerekecek. Burada da arkadaşlar x kare küçüktür 32 gelecek. Bu da x'in eksi 4 kök 2 ile artı 4 kök 2 arasında olduğunu gösterecek. Tabi 2'den de büyük olması gerektiği için arkadaşlar burası x 2 ile 4 kök 2 arasında olacak. Bakın bunun da karesini alırsak 4 küçük eşittir x kare küçük eşittir 32'den. X 2 olabilir. 3'ün karesi 9 sağlar. 4'ün karesi sağlar. 5'in karesi de sağlar arkadaşlar ama 6'nın karesi sağlamayacağı için x tam sayılarının toplamı 14 yani Edirne. Arkadaşlar tabi burada 2'den büyük olması gerekecekti. Hemen düzeltiyoruz. O zaman 4'ten büyük olacak. 2'yi almayacağız. 3 artı 4 artı 5. Cevap 14 değil.
12 gelecek. Evet, soru 17. Limit cos limit x pi bölü 4'de giderken cos 2x çarpı sin 4x eksi pi bölü pi kare eksi 16 x kare demiş arkadaşlar. Bakın şu pi kare eksi 16 x kareyi pi eksi 4x pi artı 4x diye çarpanlarına ayırırsak bu limiti de şöyle ayrı ayrı düşündüğümüzde arkadaşlar bakın cos 2x bölü pi artı 4x çarpı sin 4x eksi pi bölü pi eksi 4x şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın şuradaki limit yani x'ini pi bölü 4 koyduğunuzda arkadaşlar burası cos pi bölü 2 bölü 2 pi gelecek. Cos pi bölü 2 zaten 0'dı arkadaşlar. 0 bölü 1 sıfırdan farklı sayı. Burası 0 olur. Buranın limiti de arkadaşlar. Bakın normalde burada belirsizlik geliyor. Bunun Hopital'e göre işlemini yaparsanız ne olacak? Cos 4x eksi pi çarpı içinin türevi 4 bölü pi eksi 4x'in türevi de eksi 4 olacak. Bunlar gidecek. X yerine pi bölü 4 yazdığınızda cos 0 bölü eksi 1'den burası eksi 1 gelecek. Yani 0 çarpı eksi 1 o da 0 olacak. Doğru cevap C. Evet, soru 18 arkadaşlar. Limit en sonsuza giderken 2'den 2n'e kadar olan ardışık çift sayıların toplamı bölü 1'den 2n artı 1'e kadar olan ardışık tek sayıların toplamı k demiş arkadaşlar. Bakın burası n çarpı n artı 1. Burası da arkadaşlar n artı 1'in karesi olacak. Yani limit n sonsuza giderken n çarpı n artı 1 bölü n artı 1'in karesi arkadaşlar. Bakın burada bir tane sadeleştiğiniz zaman n bölü n artı 1 dereceleri n'e göre aynı olduğu için katsayılar oranı 1'dir. Yani k buradan arkadaşlar 1 gelir. K 1 ise limit n sonsuza giderken 2 üzeri n bölü n faktöriyel limitinin sonucu sorulmuş. Tabii arkadaşlar bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın n faktöriyel 2 üzeri n'e göre daha büyük bir sayı olacağı için payda gitgide daha büyüyecek. O yüzden bu ifadenin sonucu sıfıra doğru yaklaşmış olacak. Bunu sezgisel olarak da görebilirsiniz. Mesela n yerine 1 yazdığınızda arkadaşlar 2 bölü 1 faktöriyel 2. N yerine 2 yazarsanız 4 bölü 2 faktöriyel. N yerine 3 yazarsanız 8 bölü 6. N yerine 4 yazın bakın 16 bölü 24. 5 yazın 32 bölü 120. 6 yazın 64 bölü 720. Bakın payda gitgide büyümeye başlıyor. Yani bu sayı gitgide arkadaşlar sıfıra doğru yaklaşmaya başlıyor. Yani doğru cevap Adana gelir. Evet arkadaşlar soru 19. Fx eşittir küp kök x kare eksi x artı 1 bölü 3 fonksiyonuyla ilgili aşağıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi f'in türevini alırsak şurayı da x üzeri 2 bölü 3 olarak düşünürsek arkadaşlar f'in türevi x 2 bölü 3 2 bölü 3'ten 1 çıkardığımızda x üzeri eksi 1 bölü 3 bunun türevi de arkadaşlar x artı 1'in türevinden 1 bölü 3 gelecek. Bakın bu da 2 bölü 3 küp kök x eksi 1 bölü 3 olacak. Bunda düzenleme yaptığımız zaman arkadaşlar 2 eksi küp kök x bölü 3 küp kök x olacak. Bunu 0'a eşitlediğimizde bakın buradan x 8 bir de x'i 0 alacağız arkadaşlar. Tablo yaparsak burası 8 burası 0. Bakın bunun işareti eksi. Eksi ile başlayacağız. Artı eksi. Halkları gösterirsek. Bakın 0'da
minimum olacak. 8 de maksimum olacak arkadaşlar. Yerel minimum değeri yoktur demiş. Var. O yüzden bu ifade yanlış. 5 de sonuç aralığında artan demiş. Arkadaşlar bakın 0 ile 8 aralığında artan olması gerekecek. 5 sonuç aralığı bu aralığa düşmediği için bu da yanlış olacak arkadaşlar. 8'e 1 noktası yerel maksimum demiş. Maksimum noktasının apsisi 8. Bakın x'ine 8 yazarsak 8'in karesi 64. 8 artı 1 9 bölü 3. 64'te 4'ün kübünden 4 diye çıkar. 4 eksi 3 1'den. Cevap 1. Yani 8'e 1 noktası yerel maksimum noktasıdır. Bu ifade doğru. O yüzden doğru cevap yalnız 2 olur. Evet, soru 20. Fx eşittir 1 bölü kök fonksiyonu için f bileşke f'in 1 bölü 16'daki türevi sorulmuş arkadaşlar. Şimdi fx 1 bölü kök x, biz bunu nasıl ifade ederiz arkadaşlar? X üzeri eksi 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. F bileşke f'i bulurken ne yapacağız? F'te x gördüğünüz üzere fx yazacağız arkadaşlar. Yani x gördüğümüz üzere x üzeri eksi 1 bölü 2 yazacağız. Onun da tekrar eksi 1 bölü 2. kuvveti geleceği için buradan f bileşke f x üzeri 1 bölü 4 gelecek arkadaşlar. Bunun türevini alırsak bunun türevi 1 bölü 4 çarpı x üzeri 1 bölü 4'ten 1'i çıkarırsak eksi 3 bölü 4 koyacak. 1 bölü 16 bakın 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4 demektir. Burada yerine koyarsak 1 bölü 4 çarpı 2 üzeri eksi 4 üzeri eksi 3 bölü 4'ten. Buradan 4'ler sadeleşir. Üstün üstünde çarpma yapacağız. 4'ler gider. 2 üzeri 3 gelir. 2 üzeri 3 8. 8 bölü 4'ten cevap 2 yani Edirne gelir. Evet, soru 21. Eğrisine üzerindeki iki apsisli noktadan çizilen teğet eğriyi bir başka A noktasında kesiyormuş. A noktasının Y eksenine uzaklığı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iki apsisli noktadan diyor arkadaşlar. Yani bunun apsisi 2 ise 2'yi yerine yazdığımızda 4 eksi 2'nin kübü 8. Y değeri eksi 4 gelir. Yani o noktanın ordinatı da eksi 4 gelir. Ve teğet çizilmiş arkadaşlar. Bunun türevini alırsak arkadaşlar türevinden ne gelir? Eksi 3x kare gelir. X yerine 2 yazdığımızda buradan eksi 12 buluruz. Bu teğetin eğimi olur. Teğetin eğimini biliyoruz. Üzerindeki noktayı biliyoruz. Denklemini yazarsak y eksi eksi 4 eşittir. Eksi 12 çarpı x eksi 2'den y eşittir. Eksi 12x artı 20 gelir arkadaşlar. Şimdi bu teğet bu eğriyi başka bir noktada kesiyormuş. O zaman bunları kesiştirirsek yani denklemlerini eşitlersek 4 eksi x küp eksi 12x artı 20'den buradan x küp eksi 12x artı 16 eşittir 0 denklemi gelir. Zaten bakın x eşittir 2 her iki denklemi de sağladığı için burada bu denklemin köklerinden biri 2'dir. Yani bu x eksi 2'ye tam bölünür arkadaşlar. Yani bunu x eksi 2'ye bölersek bakın buradan x kare gelecek. Çıkarttığımızda 2x kare eksi 12x artı 16. Şuradan 2x gelecek. Buradan eksi 8x artı 16. Buradan da eksi 8 gelecek. Yani arkadaşlar x eksi 2 çarpı x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. Bakın bu da tekrar xx artı 4 eksi 2. Yani aslında x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 4 eşittir 0 gelecek. Buradan kökler zaten 2 ve eksi 4 gelecek. Demek ki bu teğetin eğriyi kestiği diğer nokta arkadaşlar apsisi ne olacak?
apsisi eksi 4 olacak. X artı 4, x eksi 2, A noktasının y eksenine uzaklığı, yani y eksenine uzaklık apsisin tabii ki mutlak değeri arkadaşlar. O yüzden cevap Denizli 4 gelecek. Evet, soru 22, bir integral sorusu. Sin kare x bölü cos üzeri 4x dx integralinin eşiti sorulmuş arkadaşlar. Bakın bunu şöyle ayırırsak, sin kare x bölü cos kare x çarpı 1 bölü cos kare x diye düşündüğümüzde, bakın burası tan kare x, burası sekant kare x şeklinde gelecek. Şimdi biz eğer tan x'e u dersek arkadaşlar, tan x'in türevi neydi? Sekant kare x'ti. Sekant kare x dx buradan du gelecek arkadaşlar ve integralimiz de u kare du olacak. Bu da u küp bölü 3 artı c'den tekrar u yerine tan x yazdığımızda tan küp x bölü 3 artı c, yani Denizli gelecek. Evet, soru 23, bir alan sorusu arkadaşlar. Evet, x kare artı 4 parabolü verilmiş. Bunun eksi 1 ile 4 aralığında d doğrusuyla arasında kalan bölgenin alanı sorulmuş arkadaşlar. Bakın x yerine eksi 1 koyduğumuzda şu değer 5 olacak. X yerine 4 koyduğumuzda bu değer de 20 olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu tar alanını nasıl bulacağım? Eksi 1'den 4'e x kare artı 4'ün altında kalan alanı bulacağım. Yani orada şu alan olacak. Onun şuradaki yamuğun alanını da çıkartacağım arkadaşlar. İlk önce bu integrali yaparsak x küp bölü 3 artı 4x eksi 1'den 4'e. Bakın 4 koyarsak 64 bölü 3 artı 16 eksi. Eksi 1 koyarsak eksi 1 bölü 3 eksi 4 olacak. Bu da arkadaşlar 65 bölü 3 artı 20'den 125 bölü 3'lük bir alan gelecek. Yamuğun alanı da arkadaşlar, bakın üst taban 5, alt taban 20 bölü 2 çarpı yükseklik 5 olacak. Yani 125 bölü 2 gelecek. Şurası. Bu 125 bölü 2'den 125 bölü 3'ü çıkartırsam arkadaşlar, buradan işlemi yaptığımızda 125 bölü 6, yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 24. 2'den 4'e kök içinde 4x eksi x kare integralinin değeri demiş arkadaşlar. Tabi bunu integralle çözmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu ifadeyi y dersek y kare eşittir 4x eksi x kare edeceğiz. Bunu da bakın öbür tarafa geçirdiğimizde x kare eksi 4x artı y kare eşittir 0'dan. Bunu da tam kareye tamamlarsak bakın x eksi 2'nin karesi, buradan artı 2'nin, eksi 2'nin karesinden artı 4 gelecek. Onu eksi 4 diyeceğiz. Eksi 4'ü öbür tarafa attığımızda 4 gelecek. Bu da merkezi 2'ye 0, yarıçapı 2 olan bir çember verecek bize arkadaşlar. Onu da bakın çizersek merkezi 2'ye 0, burası olacak arkadaşlar. Yarıçapı da 2 birim. Demek ki orijinden de geçmiş olacak. Yani şöyle bir çember elde edeceğiz. Burası 0, 2, 4. Ve bize arkadaşlar, tabii bakın bu köklü olan kısım üst yarı çemberi verecek bize arkadaşlar. Yani bunu bir fonksiyon olarak kabul ettiğimizde o fonksiyon aslında burası olacak. Yani şöyle tekrar çizersek arkadaşlar, yarım çember verecek. Ve bu fonksiyonda ne diyor? 2'den 4'e diyor arkadaşlar. 2'den 4'e aslında bu pozitif tanımı olduğu için bize sorulan integral değeri şunun alanı olacak arkadaşlar. Bu alanda dikkat ederseniz ne olacak arkadaşlar? Çeyrek çember olacak. Yarıçapı 2 olduğu için pi çarpı 2'nin karesi
çarpı çeyrek çemberde 4'te 1 idi. Cevap pi, yani Adana gelecek. Evet, soru 25. Yine bir integral sorusu ama dönüşümü kendisi vermiş arkadaşlar. İntegrali çözmemizi istemiyor. Sadece t cinsinden yazmamızı istiyor. Şimdi bakın x'e 3 bölü 2 dediğimizde bunun diferansiyelini alırsak dx eşittir 3 bölü 2 sekant kare t dt olacak arkadaşlar. Sınırları düşünürsek x'e 0 verdiğimizde bakın 0 verirsek tanjant t'nin 0 olması gerekecek. Buradan t 0 olacak. X'e 3 bölü 2 dersek tanjant t'nin 1 olması gerekecek. Tanjant t'nin 1 olduğu değerde arkadaşlar pi bölü 4 değeri olacak. Yani sınırımız 0'dan 4'e olacak. Şimdi 4x kare artı 9'a bakacağız arkadaşlar. Bakın x kare ne olacak? Karesini aldığımızda 9 bölü 4 tan kare t olacak arkadaşlar. Bunu 4 ile çarparsak 4x kare 9 tan kare t olacak. Her iki tarafı 9 eklersek 4x kare artı 9 9 tan kare artı 9 olur. Bunu da 9 parantezine aldığımızda tan kare t artı 1 gelecek arkadaşlar. Bakın bunu içeriye yazdığımızda kare kökünü alırsak bunun 9 dışarıya 3 diye çıkacak. Bakın tan kare t artı 1 de sekant kare t'dir. Kök sekant kare t de sekant t diye çıkar arkadaşlar. Şimdi yerine yazarsak bakın bunun yerine 3 sekant t yazıyoruz. Dx'in yerine de 3 bölü 2 sekant kare dt yazarsak 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2'yi dışarı veririz. 0'dan 4'e sekant küp dt gelir. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru 26. Bir üçgende açı sorusu, geometri sorularına başlıyoruz arkadaşlar. Bakın kenar eşitlikleri, açı eşitlikleri, açı değerleri verilmiş. Bir de DE A'nın ölçüsü BED'nin ölçüsünün 3 katı demiş. BED'ye x demiş zaten arkadaşlar. O zaman DEA 3x olacak. Şimdi bakın bu iki açı birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar burası 180-4x, bu da 180-4x olacak arkadaşlar. Şimdi ABE üçgenine baktığımız zaman burası 4x artı 42, bunu 180'e tamamlarsak arkadaşlar 138-4x gelecek. O zaman bu açı da 138-4x olacak. Bunları topladığımızda bakın 180-180, 138 daha 360, 498-12x eşittir 180'den 12x arkadaşlar. Buradan 318 gelecek. Buradan bakın 6'ya böldüğümüzde 2x 53, x de buradan 26,5 derece, yani Bursa gelecek. Evet, soru 27. Bir benzerlik sorusu. Üçgenin içinde bir kare verilmiş. AH uzunluğu 12, BC uzunluğu 18 verilmiş arkadaşlar. Bakın karenin bir kenarını sormuş. Oraya x dersek şu mesafe de x. O yüzden burası arkadaşlar ne olacak? 12 eksi x gelecek. Bak şimdi bu buraya paralel olduğu için 12 eksi x'in 12'ye oranı AN'nin AB'ye oranı olacak arkadaşlar. Şimdi büyük üçgenden bakarsak burası da x. AN'nin AB'ye oranı x'in 18'e oranı olmuş olacak. Ve buradan bakın sadeleştirirsek sonra içler dışlar çarpımı yaptığımızda 36-3x eşittir 2x'ten 5x 36 x eşittir 36 bölü 5, yani Ceyhan gelir. Evet, soru 28.
Bir dış açı ortay bağıntısı sorusu arkadaşlar. İlk başta görünmeyebilir ama bakın şu bilgi bize onu gösterecek. DAB açısı alfaymış. BD açısı 2 alfaymış. Şimdi dikkat edin burada 9, 9 ikizkenar var arkadaşlar. Yani bu açıyla bu açı eşit. Şimdi bu açının dış açısı 2 alfa ise o zaman bunun da dış açısı 2 alfa olması gerekeceğinden bunu uzattığımızda buraya alfa kalacak arkadaşlar. Ve bakın şu üçgen için AB dış açı ortay olacak. O yüzden x'in x artı 9'a oranı kollardaki 6'nın 9'a oranına eşit olacak. Bunu da sadeleştirirsek 3x eşittir 2x artı 18'den x eşittir 18. Yani bursa gelecek. Evet, soru 29. Bir dik üçgen verilmiş. Dik üçgende bir takım uzunluklardan bahsedilmiş arkadaşlar. Taralı alan sorulmuş. Bakın şu uzunluklara x dersek, ben şimdi bu DEC alanına şu iki kenar arasındaki açıya da alfa dersem, sinüslü alandan 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı x çarpı sinüs alfa şeklinde yazarım arkadaşlar. Şimdi sinüs alfayı bakın x cinsinden yazacağım. Orada x'ler birbirini götürecek. 90 alfa. Burası arkadaşlar 180'e tamamlarsam 90 eksi alfa. Yine bu üçgende 180 eksi alfa yapacak. O zaman bu açıya alfa kalacak. Ve bu üçgende sinüs alfayı yazarsam bakın karşı kenar 6 hipotenüs x olduğu için buradan devam ediyorum. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı x çarpı 6 bölü x'den x'ler götürecek. 48 bölü 2'den sonuç 24 Adana gelecek. Evet, soru 30. Bir düzgün altıgen EC köşegen uzunluğu BK'ya eşit verilmiş. Buna göre x sorulmuş. Bakın EC köşegeni iki ardışık iki kenarı birleştiren köşegen. O yüzden ben DC ile BC ardışık iki kenarını birleştirirsem o da eşit olacak arkadaşlar. Ve bakın aynı şekilde bu da eşit olacak. 6 6 düzgün altıgenin bir iç açısı 120 idi. O yüzden 6 6 burada kök 3 katından 6 kök 3 gelecek arkadaşlar. O zaman bu uzunluk da 6 kök 3 olacak. Şuralara bakın 30 30'u yazdığımızda buranın da 120 olması gerekeceği için buraya 90 kalacak. Aynı şekilde burası da 90 ve şuradaki üçgene baktığımızda ikizkenar dik üçgen gelecek. O yüzden 6 kök 3 6 kök 3 bunun kök 2 katından arkadaşlar cevap 6 kök 6 yani Adana gelecek. Evet, soru 31 kare. Karede bir alan sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın tabi burada içeride bir dik üçgen var. Hipotenüsü karenin bir kenarını görüyor. Bu sorular genelde eşlik sorularıdır arkadaşlar. O yüzden açı takibi yapalım. Buraya alfa, şuraya beta dersek. Bakın bunların toplamı 90. O yüzden köşeler de 90 olduğunda bu açı alfa olacak. Bak şimdi ben şu doğru parçasını uzatıp C'den buna bir dik inersem 90 alfa şu açıda komple beta olacak. 90'ların karşısı bakın aynı kenara yani karenin bir kenarını görüyor. O zaman bu iki dik üçgen eş olacak. Bakın burası alfa 8'i gördüyse alfa 8'i görecek. Ve taralı alanda arkadaşlar bakın tabanı 8, yüksekliği 8 olan bir üçgen olacağından 8 çarpı 8 bölü 2'den cevap 32 Denizli gelecek. Evet, soru 32 bir çemberde uzunluk sorusu arkadaşlar. Evet, bakın dikkat edin. Çemberin yarıçap uzunluğu 8 cm arkadaşlar. Şimdi şuradan da bir yarıçap çizersem burası 8 olacak ve burada bir Pisagor oluşacak. Şuraya A dersem A kare artı 6'nın karesi eşittir 8'in karesinden A kare 28 gelecek arkadaşlar. Şuradan da tekrar Pisagor yaparsam bu sefer A kare artı 2'nin karesi eşittir X kareden A kare 28'di. X kare eşittir 32. X de buradan 4 kök 2 yani Denizli gelecek.
Evet, soru 33. İki tane çember verilmiş arkadaşlar birbirine dıştan teğet. Bunların etrafına gergin bir kayış geçirilmiş. Bu kayışın uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın bunun yarıçapı 12, bunun yarıçapı 4. Şuradan diklerimizi inelim. Burası 4. Bakın burası da 4. Buradan da iniyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki tane dik yamuk var. Şöyle onları dik üçgen ve dik dörtgene bölersem burası 4. Buraya 8 kalacak. Ve bakın burası 16, 8. Yarısı geldiği için özel üçgenden. Bu açı 30. Burası 60 yapacak. Burası 90. Ters tarafta aynısı olacak arkadaşlar. Orayı göstermiyoruz. Ve bakın burası 8. 8 köküş olacak. O yüzden demek ki şuradaki kayışın uzunluğu 8 köküş. Aynı şekilde buradaki kayışın uzunluğu da 8 köküş gelecek. Diğer kayışlar arkadaşlar bakın onlar şu çemberlerdeki yay uzunluklarına karşılık gelecek. Şimdi o yüzden yay uzunluklarını bulmak için ölçülerini bilmemiz gerekiyor olacak. Bakın bu açı 120 idi. O zaman burası da 120. Toplamı 360'tan 120. Demek ki bu yay 120 derecelik arkadaşlar. Yarıçapı 4'tü. Hesaplarsak 2 pi çarpı 4 çarpı 120 bölü 360'tan burası 8 pi bölü 3 gelecek. Buraya bakarsak arkadaşlar 60, 60, 120 burası 240 derece olduğu için bu da 240 derecelik bir yay yapacak. Yarıçapı kaçtı? 12 idi arkadaşlar. Yani 2 pi çarpı 12 çarpı 240 bölü 360'tan bu da 16 pi gelecek. Yani toplam kayışlar uzunluğu 16 pi artı 8 pi bölü 3 artı 2 tane de 8 köküşten 16 köküş. Buradan payla eşitlediğimizde 56 pi bölü 3 artı 16 köküş yani Bursa gelecek. Evet, soru 34. Bir trigonometri sorusu ifadesinin değeri sorulmuş arkadaşlar. Ve burada birini diğer cinsinden yazıp sonuca öyle ulaşacağız. Ya da istiyorsanız x yerine herhangi bir değer yazıp da bulabilirsiniz arkadaşlar. İki yolu var. Yani birinci yolu cos kare gördüğümüz üzere 1 eksi sin kare x yazarız. Ne olur? 9 artı 7 sin kare x eksi 1 artı cos kare x olur. Aşağıda da aynı şekilde 1 eksi sin kare x artı 2 sin kare x'ten. Bakın yukarısı 8 artı 8 sin kare x. 8 artı 8 sin kare x olur arkadaşlar. Yukarıyı 8 parantezine alırsak 1 artı sin kare x. Aşağısı direkt 1 artı sin kare x geldi. Bakın bunlar sadeleşeceği için doğru cevap 8 Bursa gelir. Evet, soru 35. ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC arasında bir bağıntı verilmiş arkadaşlar. Buna göre BAC açısı sorulmuş. Şimdi bakın kosinüs sorusu bu. Kosinüs teoremi. Şuraya alfa dersek arkadaşlar bu açıya göre kosinüs yazarsak a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı cos alfa oluyor arkadaşlar. Bakın şu eşitleri düzenlediğimizde b küp eksi c küpün açılımı b eksi c b kare artı bc artı c kare olur. Eşittir a kare çarpı b eksi c verilmiş arkadaşlar. B ile c birbirinden farklı kabul edip bunları sadeleştirdiğimizde b kare artı bc artı c kare eşittir a kare olur arkadaşlar. Bakın biz buradan a kare gördüğümüz yere ne yazarız? B kare artı bc artı c kare yazarsak bakın buradan b kareler c kareler gidecek. Bc ile bc'yi sadeleştirdiğimizde 1 eşittir eksi 2 cos alfadan cos alfa eksi 1 bölü 2 gelecek. Bu da arkadaşlar 120 derece olacak. Yani doğru cevap Denizli. Evet,
Evet, soru 36. Doğrunun başlangıç noktası etrafında 90 derece döndürülmesiyle oluşan doğrunun denklemi sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın, bunu üzerinde iki nokta seçerek ve bu noktaları saat yönünde 90 derece döndürerek bulabiliriz. Şöyle ki, mesela şimdi bu doğru x eksenini kestiği nokta arkadaşlar. Y'ye 0 verirsek, y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i eksi 2'de keser. X'e 0 verirsek arkadaşlar y'yi 3 bölü 2 noktasında keser. Şimdi bakın, eksi 2 0 noktası. Şurada bir nokta. Şimdi bu noktayı saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde, bakın döndürdüğümüzde, şöyle söyleyeyim, döndürdüğümüzde orijin olan uzaklık değişmeyecek arkadaşlar. Saat yönünde döndürdüğümüzde ne olacak burası? Arkadaşlar bakın 90 derece dönecek ve bu A üssü noktası 0'a 2 noktası olacak. B noktası 0'a 3 bölü 2 noktası. O da normalde burada bir nokta. Onu saat yönünde döndürdüğümüzde o da bakın nereye gelecek? B üssü noktası 3 bölü 2'ye 0 noktası olacak arkadaşlar. Tam bir 90 derece. Y ekseni üzerinden x eksenine dönmüş olacak. Bu da x eksenden y ekseni üzerine gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bu iki noktadan geçen doğru denklemine bakacağız. Bu da bakın x'in altına x'i kestiği noktayı, y'nin altına y'yi kestiği noktayı yazarsak 2x bölü 3 artı y bölü 2 burası 1 olacak arkadaşlar. Eşittir 1'den. 2 ile çarptığımızda bunu 3 ile, yani 6 ile genişletelim arkadaşlar. 4x artı 3y eşittir 6 doğrusu. Yani 4x artı 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusu gelecek. (37) bir vektör sorusu. A ile x'i çarpmış arkadaşlar. Çarparsak 2x'e x, b ile y'yi çarparsak eksi y'ye 3y, c ile de 2'yi çarptığımızda 6'ya 10 olacak arkadaşlar. Bakın birinci bileşenler, yani 2x eksi y ne eşit olacak? 6'ya. İkinci bileşenler x artı 3y 10'a eşit olacak arkadaşlar. Bakın iki bilinmeyenli iki denklem çözümü. Bunu 3 ile genişletip topladığımızda 7x 28'den x 4 olacak. X yerine 4 yazarsak y de buradan arkadaşlar 2 gelecek. Bizden istediği 4 üzeri 2 değeri, o da 16, yani derinliği gelecek. Soru 38. Çemberine dıştan teğet olan ve yarıçapları 3 birim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi demiş. Şimdi bakın, şöyle bir çemberimiz var. Merkezi 3'e eksi 5, yarı çapı 5 olan bu çembere dıştan teğet olan, şöyle birkaç tane göstereyim. Dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemini soruyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bunların yarı çapı 3, büyük çemberin yarı çapı 5'ti. O zaman şu mesafe, bakın 3 artı 5 8 olacak. Yani hangi çemberi çizerseniz çizin bu mesafe 8 olur. Yani bu çemberlerin merkezleri arkadaşlar bu noktaya 8 birim uzaklıkta olacak. Yani bir noktaya eşit uzaklıkta olacak. Bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar bir çember belirtildi. Yani o merkezlerde arkadaşlar şöyle başka bir çember belirtecek. Yarıçapı 8, merkezi 3'e eksi 5 olan, yani x eksi 3'ün karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 8'in karesi 64'ten doğru cevap Ceyhan gelecek. Evet, soru 39. Elipsinin asal eksen uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. Tabii bakın, bunu elipsin genel denklemine benzetebilmek için her iki tarafı 108'e
bölersek 3 bölü 3, 8, 36 gelecek. Yani x kare bölü 36 artı y kare bölü 27 eşittir 1 olacak. Asal eksen arkadaşlar büyük olan sayı a kareydi. Yani a kare buradan 36, a eşittir 6 gelecek. Asal eksen uzunluğu 2a idi. 2a'da cevap 12 Ceyhan gelecek. Evet. Şekildeki dik silindirin içine tabanları, silindirin tabanları yine aynı olan ve tepe noktaları P olan iki koni yerleştirilmiş. AB ile CD paralel demiş. AB 12 cm, yani silindirin yarıçapı 6 cm, taban yarıçapı BC 20 cm, yani silindirin yüksekliği 20 cm. Buna göre konilerin hacimleri topla. Arkadaşlar bakın. Bunların, bu iki koninin tabanları aynı. Tabanları aynı. Ve bakın yükseklikleri de aynı doğrultuda olduğu için bu iki koniyi tek bir koni gibi düşünün. Yüksekliği de 20 cm olan bir koni olarak düşünün. Çünkü tabanları çakışık. Taban yarı çapı 6. O zaman yüksekliği 20 ise ne oluyor arkadaşlar? Pi çarpı 6'nın karesi, yani taban alanı. Yükseklik 20. Koni olduğu için 3'e böleceğimizden cevap da buradan 240 pi, yani denizli gelir.